Bəli, xəbər verdiyimiz kimi biz Türkiyə Böyük Millət Məclisindəyik və bugün Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbiçilərinin Azərbaycana göndərilməsi məsələsi müzakirə ediləcək və yanımda Türkiyə-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun rəhbəri millət vəkili Şamil Ayrım var. Şamil bəy, artıq bildiyim qədərilə qrup toplantıları keçirilib, qərarlar qəbul edilib partiyalar arasında. Sizdən alaq ən son məlumatları, partiyalar nə qərar verdilər bu təzkirə ilə ilgili? Şimdi tabii grup toplantıları yaptı bir partiler. Onların kararları olumlu yönde. Ancak tezkere genel kurulda görüşülecek. Saat 17 civarı. Tabii orada siyasi parti temsilcileri gerekli konuşmaları yapacaklar. Ardından da oylama olacak. Ben ümit ediyorum en iyi şekilde destek oyu çıkacaktır. Tabii bu çok önemli. Hem Azerbaycan için önemli, hem Türkiye için önemli. Biliyorsunuz tam 44 gün devam eden bir savaş yaşandı. Bu savaşın sonunda Azerbaycan ordusu sahada çok büyük başarılar elde etti. Ve Ermenistan devleti de bu yenilgiyi kabul etti. Tabii ondan sonra 9 maddelik bir anlaşma yapıldı. Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında. Bu anlaşmanın gereği olan 5. maddede bir gözlem merkezi kurulmasıyla ilgili. Azerbaycan bu gözlem merkezinde Türkiye'nin olmasını istiyor. Türkiye'de işte 16 Ağustos 2010 tarihinde Azerbaycan'la yapılmış olan anlaşmanın gereği olarak bunu Cumhurbaşkanı tezkeresi olarak yani yurt dışına asker gönderilmesiyle ilgili tabii meclisten karar alınması gerekiyor. Türkiye Anayasası'nın 92. maddesine göre Cumhurbaşkanımız bu tezkereyi meclise gönderdi. Bugün öğleden sonra kısmet olursa görüşülüp onaylanacak. Bu çok önemli çünkü Kafkaslar'da o coğrafyada kalıcı barışın olması için işte özellikle Ermenilerin şimdiye kadar sicilinin çok kirli olduğunu görüyoruz. İşte bu süreç içerisinde 92'den bu yana hep ateş sınır hattındaki ateş kes ihlallerini yapan Ermenistan tarafı oldu. Ve her seferinde de sivillere saldırılar oldu. Tabii o bakımdan burada bu ateşkeste Ermenistan'ın veya daha başka güçlerin oradaki saldırıları falan olursa onları kontrol altında tutmak için Türkiye ve Rus askerleri birlikte görev yapacak. İcab ederse işte sivil personel de bu kararnameyle oraya gönderiliyor. Tabii burada önemli olan bir nokta şu. Bu gözetleme merkezi Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarında yani yeni kazanılmış topraklarında olacak. Azerbaycan'ı gösterecek. Mesela gözetleme merkezi için Şuşa'yı gösterebilir, Kelbeçeri veya daha başka yerleri. Burada bir gözetleme merkezi olacak. Türk ve Rus askerleri burada görev yapacak. Bu çok önemli. O bakımdan ben bu tezkerenin şimdiden Azerbaycan'ımıza, Türkiye'mize bölgeye hayırlar getirmesini diliyorum. Ve Azerbaycan halkına da buradan tekrar zaferiniz kutlu olsun. Şanlı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Ali Başkomutan Sayın Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Çok güzel bir süreç yönetildi. İnşallah Azerbaycan'ın bu sahada kazandığı bu galibiyeti masada da aynı şekilde güçlü bir şekilde devam ettirecektir. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Şamil Bey, bir sefer var mı gündemde Türkiye'den heyetin Azerbaycan'a gitmesiyle bağlı? Çünkü Qarabağ Savaşı'nda ve savaştan sonra da Azerbaycan'da görüşler geçirdi Türkiye'li resimler. Böyle bir sefer planlaştırılır mı tezkerenin kabulünden sonra? Şimdi tabii ben de
3 kere gerek meclis başkanımıza, dışişleri bakanımıza, eski başbakanımıza bu süreç içinde Azerbaycan'a seferlerimiz oldu. Gence'ye gittik, Nahçıvan'a gittik. Tabii oradaki tabloyu gördük. Hep bizim arzumuz, benim şahsen arzum çocukluğundan beri Şuşa'yı, Karabağ'ı ne zaman göreceğiz? Çocukluğumuzda hep Karabağ şikestesi, Şuşa'nın dağlarıyla büyüdük. O bakımdan bizim içimizde ayrı bir özlem ama tabii Türkiye'den her an resmi heyet gidebilir. Çok talep var. Mesela Dostluk Grubu Başkanı olarak bana çok talep var. İşte bir otobüs bir uçak tutup Azerbaycan'a hep beraber gidelim. Tabii şartlar normalleştiği zaman orada gerekli tedbirler alındıktan sonra inşallah bu ziyaretler olacaktır. Artık bundan sonra Sayın Aliyev'in de ifade ettiği gibi Kelbecer, Adam hepsi Azerbaycan'ın, Laçin Azerbaycan'ın, işte Şuşa Azerbaycan'ın yani ve Karabağ Azerbaycan'dır. Bütün 7 reyonla birlikte bunu defalarca söyledi ve kendisinin bu lafını, cümlesi çok önemli. Böyle bir şeye, anlaşmaya imza attığım için çok mutluyum demişti anlaşma imzalandığı gün. Dolayısıyla Azerbaycan'ın sevinci Türkiye'de de aynı şekilde karşılık buldu. Bizim sevincimiz de aynı şekilde. Zannediyorum çok talep var. İş adamlarından var, siyasilerden var, işte sivil toplum örgütleri bana geliyorlar. İşte nasıl gideceğiz? Biliyorsunuz bugünlerde korona tedbirleri nedeniyle Azerbaycan'a girişler kısıtlanmış durumda. Ancak özel izinle gidebiliyorsunuz. İnşallah bu normalleşmeyi takip etmek lazım. Ondan sonra zaten bu trafik artılacaktır. Türkiye'nin Nahçıvan Koridoru'nun açılmasıyla birlikte çok büyük bir hareket olacağını da ayrıca söylemek gerekir. Çok önemli şeyler olacak. Bölgenin makus tarihi değişecek demek istiyorum. Çünkü maalesef 28 yıl boyunca Ermenistan hiçbir zaman oradaki toprakları sürmemiş ve belirli yerlerde halkını iskan ettirmiş. Dolayısıyla bugün 1 milyon kaçkın hepsi oraya gitmek istiyor. Ama baktığınız zaman acaba orada evleri var mı? Evlerini bulacaklar mı? Anahtarları cebinde olan insanlar %50'sinin anahtarı cebinde. Tabii gerçeği söylemek, kabul etmek gerekir. Orada hiçbir yaşam yeri belirli bölgelerin dışında kalmamış. Hepsi yerle bir edilmiş. Hatta mezarlıklar bile traktörlerle sürülmüş. Yine baktığınız zaman camiler, kültür hazineleri hepsi yok edilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev defalarca söyledi. Biz burayı, Karabağ'ı yeniden inşa edeceğiz. Altyapısıyla, işte okullarıyla, camileriyle. Bunlar çok önemli. Ezan sesinin o topraklarda tekrar duyulması çok önemli. Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan halkının manevi şeyi çok yüksek bugünlerde. Birlik, beraberlik her yerde kendini gösteriyor. Zaten zaferin sonunda da gördüğünüz gibi müthiş bir coşkulu bir kutlama oldu. O kutlamalar hala devam ediyor. İnşallah bu süreç bölgeye istikrarı getirecektir. Diğer Türk Cumhuriyetleri, bölge devletleri de kendine buna göre bir çeki düzen verecektir diye düşünüyorum. Tekrar hayırlı olsun tezkere, Azerbaycan'ın zaferi hayırlı olsun. Kahraman Türk askeri orada Azerbaycanlı kardeşlerimiz hiç şey etmesinler, aslanlar gibi biz oradayız. Türkiye zaten her türlü koşulda, her türlü şartlarda Azerbaycan'ın yanında olduğunu defalarca söyledi. İşte bunun gereği olarak da Mehmetçiklerimiz de oradayız. İnşallah istikrar gelir, huzur gelir, barış gelir. Barış ortamında da insanlar komşuluk ilişkilerini, dostluklarını geliştirirler diyorum. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle bizimle bağlantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili Şamil Ayrım'ıydı.